Gençler selamlar, ben İsmail hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Türev'in son videosundayız artık arkadaşlarım. AYT Matematik 2023 kampımızda hedef full matematik dedik ve sevgili gençler artık türevin sonuna geldik. Türev'de bu videodan sonra arka arkaya testler çözmeye başlayacağız. Testler kolay, orta, zor diye ayrılmış durumda, siz de biliyorsunuz artık. Small, medium ve large testler olacak sevgili arkadaşlarım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım türevin son dersine. Hadi bakalım. Şöyle ekranımızda yaklaştıralım. Burada arkadaşlarım sana özel bir kısım var. Şimdi 125. örneğimizi bir okuyalım. Demiş ki bize örnekte aşağıda türevinin grafiği verilen f fonksiyonu için f ve f'in türevinin, ikinci türevinin grafiklerini çiz demiş bize. Şimdi öncelikle f'in türevini düşünerekten f'in grafiği nasıl çizilir buna bir bakalım. Arkadaşlarım bakın, ben burada size çeşitli noktalar bıraktım. Bu noktalar şöyle ki, mesela şurada bir noktamız var, x eksenini kesen, x eksenini kesen, x eksenini kesen ve x eksenini kesen 4 tane nokta olduğunu görüyorsunuz. Bu noktaların da uzantısını bakın şuraya kadar çıkarttım ki kolay çizelim. Tamam mı? Eğer sen çizmek istiyorsan tabi sınav esnasında bu grafiğin üzerine, şuradaki grafiğin üzerine gösterelim hemen. Şuradaki grafiğin üzerine sen çizeceksin. Alttaki grafiğin üzerine çizeceksin tabii ki. Üste bir tane daha grafik çizip de bu da f'in grafiği olsun demeyeceksin. Biliyorsun ki f'in türevinin grafiği verilmişse ve sen f'in grafiğini çizebiliyorsan herkeslerden 1, 0, 2, 0, 3, 0 öndesin demektir. Dolayısıyla bu konu çok ama çok mühim. Şimdi öncelikle şu x eksenini kesen noktalar bize neyi anlatıyordu? Türev grafiğinde. Bakın türev burada pozitifken negatif olmuş. Yani bizim fonksiyonumuz artarken azalmaya başlamış. Yani arkadaşlarım şu uzantılarda bakın şurada, şunun uzantısı nerede? Burada. Şunun uzantısı burada. Bunun uzantısı da burada. O halde başlıyoruz bakın. Nereden başladığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü biz kabataslak bir f grafiği çizeceğiz. Birazdan daha net anlayacaksın. Bak artarken azalmış, azalırken artmaya başlamış, artarken yine azalmaya başlamış ve azalırken artmaya başlamış bu noktalarda. O halde ben önce artarken sonra azalmaya başladığı için başlıyorum şimdi grafiği çizmeye. Şuradan başladık bakın. Artmış artmış sonra azalmaya başlamış. Nereye kadar? Diğer işaretlediğim noktaya kadar, yani buraya kadar. Sonra tekrar artmaya başlamış. Sonra tekrardan burada azalmaya başlamış. Ve burada tekrardan artmaya başlamış arkadaşlarım. Ve artarak hareket etmiş. Bakın bu işte f'in grafiğidir. Bu grafik tabii ki şöyle de olabilir. Bakın aşağıda olabilir, yukarıda olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Ama mutlak surette bunun taslağı budur. Başka bir şey olamaz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ise f'in türevinin grafiğine bakarak f'in ikinci türevini yorumlayalım. F'in ikinci türevini yorumlayalım. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Bakın şöyle, bizim türevimizin köklerinin, yani sevgili türev fonksiyonun kökleri nerelerde? Şu x eksenini işaretlediğim noktalarda değil mi? Bunlara karşılık f fonksiyonuna ne gelmişti? Maksimumlar ve minimumlar gelmişti. Bakın burada şurası neydi? Maksimumdu. Bakın maksimum oldu. Burası minimumdu. Bakın minimum oldu. Şurası maksimumdu. Maksimum. Burası minimumdu. Gördüğünüz üzere burada da dip yaptı fonksiyon. O halde şimdi türevin kendisinin, bir türev ilerleyeceğimiz için türevin kendisinin maksimum minimum yaptığı yerlerde sevgili arkadaşlarım nelere sahip olacak artık burası? Tabii ki ikinci türevin kökleri olacak. Şimdi bakın şunu niye işaretledik? Hemen bunları da farklı bir renkte, yeşille gösterelim. Burayı işaretlemişim, burayı işaretlemişim, bir de burayı işaretlemişim. Şimdi o zaman şurada bir minimum olacak, yani şurası. Şurada bir maksimum olacak, yani bunun uzantısı bakın hop şurası. Ve şurada da bir yine minimum olacak. Yani sevgili arkadaşlarım demem o ki bizim fonksiyonumuz şurada minimumu varsa eksiden, yani azalırken artmaya başladığı için eksiden artıya geçecek. Yani şöyle olacak. Daha sonrasında şurada artıdan, yani artmaktan azalmaya geçtiği için artıdan eksiye geçecek. Yani şöyle olacak. Ve burada da tekrardan yukarı doğru çıkacak. Çünkü azalırken artmaya başladığı için eksiden artıya geçecek. Artık çizebiliriz bakın. Geldi fonksiyon, bu şekilde geçtik. Daha sonrasında buradan döndük, bu şekilde geçtik. Ve buradan da döndük, artık bu şekilde devam ettik diyebiliriz. Bu da f'in ikinci türevinin grafiği olur sevgili gençler. Valla çok basit olduğunu sen de görüyorsun artık. İnanılmaz derecede basit. Ne dedik, tekrar ediyorum. Şimdi bir tane daha uygulamasını yapacağız. Orada çok daha net anlayacaksın. İyi dinliyorsun. Türev fonksiyonun grafiği varsa elinde, bilerek ortadakini verdim ki hem öncesine hem de sonradakine gidebil diye, tamam mı? Gidebilesin diye. Gidebilesin diye hem ortadakini verdim ki hem ileri hem de geri götürüyoruz bakın. Hem fonksiyona götürüyorum hem de türeve götürüyorum. Tamam mı? Şimdi fonksiyona çıkarken, yani bir önceki fonksiyona giderken ne yapıyormuşuz? Köklerine bakıyoruz. Şuradaki mavilere bakıyoruz. Bu mavilerin uzantısına göre bakın şu şekilde uzantılarında neler oluyordu? Artıdan eksiye geçtiği için maksimum oluyor. Burada eksiden artıya geçmiş, minimum oldu. Artıdan eksiye maksimum, eksiden artıya minimum oldu. Ve daha sonrasında da bir sonraki türeve hareket edebilmek için maksimumlarını, minimumlarını belirledik. Burada minimum olduğu için fonksiyonumuz eksiden artıya geçecek. İkinci türev eksiden artıya geçti. Burada maksimum olduğu için artıdan eksiye, burada bir minimuma sahip olduğu için de eksiden artıya geçmiş oldu. Şimdi gelin şuna bakalım. Yine f'in türevinin grafiği belli burada. Şimdi burada biz önce hangisini çizeceğiz? Yukarıdakini çizelim. Yukarıdakini çizebilmek için nelere bakıyorum? Önce köklere bakıyorum. Burası, burası ve burası. Şimdi burada artıdan eksiye geçmiş. Demek ki bir maksimum hareketi olacak. Burada maksimum hareketi dedik, tamam. Şurada arkadaşlarım hemen şunları şöyle çizeyim ben. Şöyle yapalım. Heh. Bak, bunun uzantısı neresi? Şurası. Bunun uzantısı neresi? Hop, burası. Bunun uzantısı da şurası arkadaşlar. Şimdi burada artıdan eksiye geçtiği için fonksiyon buraya kadar artmış. Arttıktan sonra hop azalmaya başlamış. Nereye kadar? İşte buraya kadar. Daha sonrasında artmaya başlayacak ve buraya kadar arttırdık, sonra geri düşüreceğiz. İşte fonksiyonumuzun grafiği bu. Peki şimdi gelin ikinci türeve geçelim. İkinci türeve geçmek için ne yapıyorduk? Maksimumları ve minimumları işaretliyoruz. Bunlara karşılık gelen yerlerinde kök olarak işaretliyoruz arkadaşlarım. Yani burada, orijinde ve şurada arkadaşlar. Pekala, bakın burada artanlıktan azalanlığa geçmiş. Yani nereden nereye geçecek? Artıdan eksiye geçecek. Sıfır noktasında azalanlıktan artanlığa geçtiği için eksiden artıya geçecek. Ve şu noktada da yine artıştan azalışa geçtiği için artıdan eksiye geçecek dedik. Artık çiziyorum. Bakın çizmeye başladık. Buradan geçtik. Buradan geçtik ve buradan geçtik. Bu da bizim fonksiyonumuzun ikinci türevinin grafiği olmuş oldu sevgili arkadaşlar. İşte bu kadar basitti. Bu kadar uygulaması basit olan şeyleri lütfen, özellikle öncüllü sorularda lütfen arkadaşlarım yapmaya gayret gösterin. Türevin grafiği verilmişse size hiç merak etmeyin. Fonksiyonun grafiğini çizebilirsiniz. Fonksiyonun grafiği verildiyse artık türevinin grafiğini çizebilirsiniz. Yine bakın ben bu sadece şey için geçerli değil, bak yanlış anlaşılmasın. F'in türevinden f'in ikinci türevine nasıl geçilir bunu anladınız buradan buraya geçerken. Bu sadece f'in türevinden ikinci türevine geçiş değil. Bir türev ilerlemekle alakalı. Yani sana f'in grafiğini verdiyse, şunun grafiğini verdiyse ve sen şuna geçmek istiyorsan neyi uyguluyorsun? Şuradan nasıl geçiş yaptıysak onu uyguluyorsun. Tamam, bu kadar basit. Şimdi bir sonraki sayfamıza bakıyoruz. 157. sayfamızda polinom fonksiyonların grafikleri var. Yine bu kısım bizim için çok değerli. Çünkü herhangi bir polinom verdiği takdirde sen bunun grafiğini çizebilirsin. Ya da herhangi bir grafik verip bu bir polinomdur derse, işte o zaman sen o grafiğin denklemini yazabilirsin. Bu çok hoş bir şey. Bu çok olay bir şey aslına bakarsanız. Hem olay hem de kolay arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli dinlemenizde çok büyük fayda var. X küp eksi 16x fonksiyonunun grafiği nasıl çizilir? Hemen bunu çarpanlarına ayırıyorsunuz. X parantezini aldınız. X kare eksi 16 geldi. X kare eksi 16'da 2 kare farkı yardımıyla x çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4 biçiminde yazılabilir. Daha sonrasında ise buranın kökü 0, buranın kökü 4 ve buranın kökü eksi 4'tür diyerek eksi 4'ü, 0'ı ve 4'ü, yani köklerimizi işaretledik arkadaşlar. Pekala. Burada ise grafiği mutlak suretle, bakın grafiği mutlak suretle sağdan sola doğru çizmeye gayret gösterin. Öncelikle bunun katsayısına bakıyorsunuz. Nedir? Pozitiftir. O halde sağ taraftan başlıyoruz. Şuradan başladınız. Tek katlı köklerde x ekseninin karşısına geçeceksiniz. Çift katlı köklerde x eksenine teğet olacaksınız. O halde artan olduğu için bizim fonksiyonumuz sonsuzda artacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım buradan geleceğim. Geldim, tek katlı kök olduğu için 4'ten geçirdim. Şimdi nereden geçmem gerekiyor? 0'dan. O halde döneceğiz. Döndük. Daha sonrasında şimdi nereden geçmem gerekiyor? -4'ten geçtik. Ve işte aşağı yukarı f fonksiyonumuzun grafiği işte budur diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. 128'e bakalım. Bakın çift katlı kök de var burada. O yüzden ona dikkat. Bakın buranın kökü 2. Buranın kökü 3 ama çift katlı. Buranın kökü 5. 2'yi, 3'ü ve 5'i gösteriyoruz. 2 burada, 3 burada, 5 de burada olsun. Şimdi gelin katsayımıza bakalım, baş katsayımıza. Burası artı, burası artı ama buraya bakıyorsunuz eksi. Demek ki arkadaşlarım eksi çarpı artı çarpı artıdan eksi gelecek ve bizim fonksiyonumuz azalarak ilerleyecekmiş. Yani şu şekilde ilerleyecekmiş. O halde ben buradan geleceğim. 5 tek katlı kök olduğu için 5'te karşıya geçtik. Ama 3 çift katlı olduğu için 3'e döndük, tam karşıya geçecekken teğet olduk ve tekrardan sektik. Şimdi nereden geçeceğim? 2'den geçeceğim. Tek katlı kök olduğu için de bu şekilde geçtim ve devam ettim. İşte arkadaşlarım fx fonksiyonumuzun grafiği aşağı yukarı budur. Yani bu değilse de şöyle bir grafiktir. Şöyle bir grafiktir. Ne bileyim daha şöyle gelebilir. Tamam, ama her türlü bizim fonksiyonumuzun grafiği buna benzer ve geçtiği yerlerde kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Devam ediyorum 129. örnekle. X artı 3'ün kökü nedir? Eksi 3. Buranın kökü de 2. Yalnız karesi olduğu için çift katlıdır. Karesi olduğu için ikisi de çift katlıymış. Bakın bir tanesi eksi 3. Öteki de 2. Daha sonrasında ise ikisi de karesi olduğu için baş katsayısının pozitif olduğunu artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Pozitif olduğu için sonsuzda artarak gidecektir. Ve sevgili arkadaşlarım şöyle bir hareket çizecek. Peki nereden geçeceğiz şimdi? 2'den. Hadi gelin 2'den geçelim. Yalnız 2'den karşıya geçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Çift katlı olduğu için sekiyoruz. Şu şekilde teğet olduk ve geçtik. Şimdi ise eksi 3'e teğet olmamız lazım. Çünkü o da çift katlı kök. O zaman eksi 3'e de teğet olalım ve kaçalım. İşte f fonksiyonumuzun grafiği aşağı yukarı budur diyebiliriz. Bakın aşağı yukarı budur diyorum. Çünkü dediğim gibi kollar daha yayvan olabilir. Şurası daha şu şekilde sekiyor olabilir. Ama dediğim gibi hani bunları nereden bulacaksınız? Mesela 0 yazarsan bulursun. Yaz 0'ı 9, yaz 0'ı 4, 4 kere 9 36. Artık şurası da 36'dır diyebiliriz. Demek ki bu artık şöyle bir şey oluyormuş aslına bakarsanız. Şu şekilde devam ediyormuş. Ama dediğim gibi nereden geçtiğini, nasıl geçtiğini bulursanız daha net grafikler çizersiniz. Ama fonksiyonun şekli kesinlikle budur. Ve devam ediyorum sağ üst tarafla. 130. örnek doğru değil mi? Bakalım aynen. 130. örneğimiz. Eksi x kare çarpı x eksi 4'ün karesi çarpı x artı 6. Bu fonksiyonun grafiği. Şimdi şuranın kökü eksi 6. Buranın kökü 4 ama çift katlı. Buranın kökü 0 ama çift katlı. Şimdi çizelim. 0, 4 ve eksi 6. Bakın eksi 6 burada. 0 burada. 4 de burada. Şimdi baş katsayısı negatif olduğu için sevgili arkadaşlarım azalarak gidecek. Yani şu şekilde. Sonsuza doğru azalarak gidecek. O zaman ben yine sağ taraftan başlıyorum. 4 çift katlı olduğu için bu sefer bu taraftan teğet olduk 4'e. Devam ettik. 0 da çift katlıydı. Dolayısıyla şimdi 0'a teğet olacağım. 0'a da teğet oldum. Eksi 6 tek katlı olduğu için eksi 6'dan geçecek. Yani nasıl geçecek arkadaşlarım? İşte şu şekilde geçtik. Ve fonksiyonumuzun grafiği ortaya çıkmış oldu. Tamam. Devam ediyorum. 131. yani son örnekle artık türevin son örneği arkadaşlarım. Eksi x küp artı 7x eksi 6 fonksiyonunun grafiğini çiz demiş bize. Şimdi bu çarpanların ilk bakışta ayrılamıyor. Fakat x gördüğünüz yere 1 yazdığınız takdirde yani bunun bu polinomun sevgili arkadaşlarım katsayılar toplamını bulduğunuz zaman eğer ki 0 geliyorsa tabii ki f1'e bakıyoruz hemen şimdi. Eksi 1 artı 7 eksi 6 bakın 0 geldi. O zaman kesinlikle x eksi 1 diye bir çarpanımızın olduğunu söylemekte fayda var. O halde bu fonksiyon yani eksi x küp artı 7x eksi 6 dediğimiz fonksiyon kesinlikle ama kesinlikle x eksi 1'e tam bölünüyormuş. O halde polinom bölmesi yapalım ve diğer çarpanlar ortaya çıksın. Bakın ben burayı eksi x kare ile çarparım. X ile eksi x kareyi çarparsanız eksi x küp yapar ve eksi x kare ile eksi 1'i çarparsanız artı x kare gelir. Şimdi bunları çıkarıyorum. Çıkarınca şunlar birbirini götürecektir. Daha sonrasında 7x bakın burada artı x kare var ya eksi x kareyi yazdım çünkü çıkarıyorduk. Üst tarafta sadece 7x ve eksi 6 kaldı. Şimdi ise eksi x ile çarpıyorum ki çarptığım zaman eksi x kare gelsin. Tabi artı bir de x'imiz oluştu. Bunları çıkarıyorum. Bunları çıkardığımız takdirde şunlar gider. 7x'ten x'i çıkardınız 6x ve eksi 6 oldu. Demek ki şimdi de artı 6 ile çarpacağım ki 6x eksi 6 gelsin ve çıkardığım zaman 0 olsun. Bakın arkadaşlarım benim bir çarpanım x eksi 1'miş. Diğer çarpanım da eksi x kare eksi x artı 6'ymış. O halde Ben artık şunu şöyle yazabilirim. Şuradaki ifadeyi eksi parantezine alırsanız x kare artı x eksi 6 yazalım biz buraya. Şu eksiyle de x eksi 1'i çarpın. Nasıl olsa ikisini çarpacaktık. 1 eksi x çarpı x kare artı x eksi 6 yaptı. Hadi gelin sağ taraftakini çarpanlarına ayıralım. X'e x artı 3'e eksi 2 dediniz. Çarpımları eksi 6, toplamları artı 1 geldi. O halde 1 eksi x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 dediniz arkadaşlarım bu fonksiyona. Bir kökü 1'miş, diğeri 2'ymiş, öteki de eksi 3'müş. Yalnız unutmayın baş katsayısı negatif arkadaşlar. O halde köklerimizi yazalım. Eksi 3, 1 ve 2 idi. Bakın eksi 3 şurada, 1 burada, 2 de burada olsun. Bizim fonksiyonumuzun baş katsayısı negatif olduğu için bu fonksiyon sonsuzda azalarak hareket edecektir. Yani şu şekilde azalacak. Hepsi tek katlı olduğu için önce 2'den geçireceğim karşıya. Sonra 1'den karşıya geçireceğim. Ve eksi 3'ten karşıya geçireceğim. Yoluna devam et diyeceğim. İşte fonksiyonumuzun grafiği aşağı yukarı kabataslak bu şekilde. Dediğim gibi neden kabataslak diyorum her seferinde? Şuradaki bombeler var ya, o bombeler daha geniş veya dar olabilir arkadaşlar. Bundan kaynaklı her seferinde yaklaşık olarak diyorum. Bu şekilde olabilir. Burası bu şekilde olabilir ama şekli mutlak surette bu. Evet, alt tarafta bir notumuz var. Türevin fiziksel yorumu adlı konuyu kitabın sonunda integralin fiziksel yorumuyla birlikte vereceğim. Çünkü türevin fiziksel yorumu genelde türevin sonunda veya ortalarında bir yerlerde anlatılır. Anlatıldıktan sonra ama nasıl olsa çıkmıyor diye o konu unutulur. İntegralde işlerken, integralin fiziksel yorumunu işlerken düşünür durursun. Hızın türevi neydi, yolun türevi neydi diye düşünür durursun. Dolayısıyla ikisini birlikte vermekte fayda var. En azından yolun türevini aldığın zaman hız fonksiyonuna nasıl ulaştığını, hızın integralini aldığın zaman yol fonksiyonuna nasıl ulaştığını veya alınan yolu nasıl bulunduğunu en azından çok daha net anlarsın diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı da ben yaklaşık 10 senedir bütün öğrencilere bu konuyu işlerken türevin fiziksel yorumunu integralin fiziksel yorumuyla birlikte vermeyi tercih ediyorum ve başarılı da oluyor. Sıkıntı yok. Sizle beraber de bu şekilde işleyeceğiz arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun, integralin sonunda bu iki konuyu da, yani hem integralin fiziksel yorumunu hem de türevin fiziksel yorumunu beraber ele almış olacağız. Evet, artık şöyle ekranımızla büyütelim. Arkadaşlarım biliyorsunuz sırada small test var. Small test'ten türevde yanlış hatırlamıyorsam bir tane vardı. Aynen 14 tane soru. Daha sonrasında 2 tane medium test çözeceğiz. Bu 2 tane medium testin arkasından da 2 tane large test çözeceğiz. Türevde birbirinden zor sorular var arkadaşlarım. O yüzden sabırlı bir şekilde önce small'u, daha sonrasında small'u sen kendin çözmeye çalış. Medium'u gel beraber çözelim ikisini de. Large'ı da sevgili arkadaşlarım, medium'ları şöyle yap. Durdur öyle çözmeye çalış. Daha sonrasında benden devam et. Ama large test için testi önüne aç. İkisini içinde söylüyorum. Testi önüne aç ve beraber dikkatli bir şekilde çözelim, ele alalım soruları. Gerçekten ufkunuzu var ya, yani şuradan şuraya taşıyacak olan sorular var arkadaşlarım. Efsane sorular var. Dolayısıyla mutlak surette gel bunları beraber çözelim videoda. Anlaştık mı? Evet, artık şunu söyleyebiliriz. Türev bence artık sadece soruları kaldı. Bitti türev. Eğer ki bir eksiklik hissediyorsan 40 soruda türev. Bak 40 soruda türev. Large testlerin içerisinde o 40 soruda türev videosundan konular da var. Şunu yapabilirsin. Artık kitabın sonuna da geldik. O kısımdan da bahsedeyim. Şunu mutlaka yap. Biliyorsun ki benim 40 soru serim var. YouTube'da. Hatta YouTube'da şu an benim kanalın en çok izlenen videoları. Yani 400.000 küsürler falan izlenen videolar. Bunlar öğrenciler için çok ama çok kıymetli videolar olduğunu ben biliyorum. Çünkü konuyu en başından en sonuna kadar derleyip toparlayan, en basit soru tipinden en zor soru tipine kadar sana gösteren sorulardan oluşuyor. Bunların çözümlerinden oluşuyor. Mutlaka bunların çıktılarını al ve çöz. Tamam, benle beraber çöz. Bu şekilde AYT'yi komple bir tekrar yapabilirsin. 40 soruda logaritma da var. 40 soruda integral de var. 40 soruda türev de var. 40 soruda ne var? Bir sürü fonksiyon da var. 40 soruda polinom da var. Eğer eksiklerin varsa eksiklerini bu şekilde tamamlayabilirsin. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Umarım sınavın yaklaştığının farkına varmışsındır. Diyelim ve artık videoyu noktalayalım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Çok dikkat ediyorsun. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.